geldin. Hoş bulduk. Ay çok tatlış. Nereden geliyorsun? Eskişehir'den geliyorum. Eskişehir'den evet. Geliyorsun. Eskişehir'e selamlar, sevgiler. Selamları da var ailemin, sevgilerimin, dostluklarımın. Bizden de hürmetler, selamlar. Ne oldu, ne kaynadınız orada? Ki vır 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 vır. Cır 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 ses geliyor. Sükut durun. Evet Uğur. Hoş geldin de talibine. Saadet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Uğur Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Nereden geliyorsunuz? Eskişehir'den geliyorum. Eskişehir'e kocaman selamlar buradan. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın? 27 yaşındayım ama yaşımı göstermiyorum. Ay hiç hem de. 27 misin? Evet 90 doğumluyum. Aa çok daha küçük göz. Ben dedim taş çatlasın 20. Değil mi? Ne iş yapıyorsunuz Saadet Hanım? Ev kızıyım, çalışmıyorum. Anladım. Çalışmayı da düşünmüyormuş. Eşim çalışsın, bana baksın. Yeter o kadar çalıştığım demiş. Aynen öyle. Hadi ya. Öyle mi dediniz gerçekten? Evet öyle dedim. Ben yalanı sevmem. Mantıyı peki, severmiş. Evet. Mantı yapmasını bilirim. Yemek yapmasını bilirim. Mantığı değil, mantıyı. Mantı. Mantı. Yalanı sevmez, mantı ha. Yapmayı severmiş. Makarna meşhurdur demiş. Değil evet. Mi? Neli makarna yapıyor? Soslu. Sos. Ne sosu? Salçalı. Salçalı, evet. Domatesli. Domatesli. Yani herhalde düşünceniz şu sizin. Ben çalışmam. Ev hanımlığı yaparım. Yemeğimi yaparım. Çamaşırları yıkarım. Aynen evimi öyle. Temizlerim. Bu aynen şekilde. Öyle. Peki neden çalışmayı düşünmüyorsun Saadet? Bunu bütün samimiyetimle soruyorum sana. Yani şu yaşına kadar rahat mı yetiştin? Evet, bu yaşıma kadar rahat yetiştiğim için çalışmayı düşünmüyorum. Peki ben evlendiğimiz zaman seninle çalışmanı istersem? Tabii ki de çalışırım. Sen istersen çalışırım. Bu cevabı hiç beklemiyorduk. Şaşırttı bizi. Ne İbrahim? Çalışalım Sayın. Hanımlar, beyler ayırt etmeksizin. Çalışmamız gerekiyor. Evet, çünkü ben... Şöyle düşünüyorum, eğer sağlık olarak bir problem yoksa benim hanımın, eşimin, elbette çalışmasını isterim. Hani maddi olarak durumum iyiyse tamam çalışmasın. Bunu gerçekten içtenlikle söylüyorum. Ya bunun maddiyatla da çok ilgisi yok. Kusura bakma sadece senin için söylemiyorum. Yani çalışmamız lazım. Evet. Özellikle bizim toplumumuzun çalışan kadınlarımıza, kadınların her pozisyonda olmasına çok daha fazla ihtiyacı var. Yani... Bu sadece tabii ki aile bütçesine de katkı, geçim zor ama aynı zamanda bir kadının kendi ayakları üzerine basabilmesi, kendine ait bir çevresi, ne bileyim akşam eve gelince en basitinden muhabbet edeceğiniz bir konu o işinde yaşadıklarını anlatır. Yoksa yani evde oturacak bütün gün tamam hani çalışmayan çalışmaz ama bence herkes çalışmalı evet, yani. Evet doğru. Ya ben diyeceğim dedim eşim isterse çalışırım beraber olabilir, çalışırız. Tabii. İsterse de çalışırız. Peki yatkın olduğun bir meslek var mı? Mesela kendini hangi mesleğe yatkın buluyorsun? Ben çocuk gelişimini okudum. Üniversite mezunusun yani. Yok hayır değilim. Lise 3'ten terk. Lise 3'ten terk. Evet. Tamam yani çalışırsan o işe yönelirim diyorsun. Evet aynen anladım. Öyle. Kaç kardeşsiniz? Kardeş var mı daha doğrusu? Evin bir kızıyım. Evin tek kızısın. Evet. Şu anda belli oldu neden bu şekilde yetişti. Hak veriyorum yani normal. Neden Uğur peki? Çok pardon Uğur. Estağfurullah. Gördüm, beğendim, hoşlandım, geldim, talip olayım dedim. Geldim, gördüm, evet. Alıp gideceğim inşallah diyorum. İnşallah. İnşallah. Annem ve babam, ailen biliyor mu buraya geldiğini? Tabii ki de annem biliyor, babam da biliyor. Annemin izniyle geldim zaten. Çok güzel. Aile desteği çok önemli. Aynen öyle. Peki yorum alalım azıcık locadan. Birkan'la başlayalım hemen. Saadet hoş geldin. Hoş bulduk. Bence kararın olumsuz olacağını düşünüyorum. Yaşı neden? Büyük. Ha, yaştan dolayı mı? Yaştan dolayı. Ailenin yapısını bildiğim için. Hı hı. O yüzden olumsuz olacağını düşünüyorum. Peki görüntü olarak yakıştırdın mı bizi? Yakıştırdım tabii ki görüntü olarak. Eyvallah kardeşim. Özgür'ün de mikrofonunu açalım. Özgür senin de bir talibin gelecek ayrıca bugün. Evet. Ben gerçekten ikisini şu anda uyumlu buldum. Çok yakışıklı bir kardeşimsin sen. Sağ ol, aynı zamanda sen de evet, hanımefendi de çok kibar bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Bence olumlu olacağını düşünüyorum ben. Özgür de olumlu olacak diyor. Muhammed de bir şey söyledi. Hasan'a verir miyiz mikrofonu? Hasan da bizle biliyorsunuz artık. Kaşara kaldı. Merhaba öncelikle hoş geldin. Eskişehir'den gelmişsin evet. Memleketimden. Ben de Eskişehir'liyim biliyorsundur belki takip ediyorsan programı.
Kardeşim, arkadaşımız güzel bir hanım. Ne bileyim, böyle hanım hanımcık, tam ev hanımı yani. Gerçekten çalışmak istemiyor belki ama ikinizi yakıştırdım. Şu an profil çok uygun. Teşekkür ederim. Bence tanımanı isterim, bir çaya çıkmanı isterim. Uygun diyenler çoğunlukla Uğur. Açıyorum artık paravanı. Son bir şey sorabilir miyim Zuhal abla? Tabii. Özür dilerim. Evlilikten tam olarak beklentin ne? Kafandaki evlilik profili ne senin için? Saygı, güven, sevgi, bunlar haricinde soruyorum yani. Ya mutlu olmak istiyorum. Başarının ve mutluluğunun sırrı sence nedir? Saadet. Efendim, anlayamadım. Başarılı ve mutlu olmanın sırrı nedir sence? Ya geçinmek. Geçinmek. Evet. Çok yeterli bir cevap olmadı da. Heyecanlıyım, pek konuşamıyorum evet. Ya. Tamam peki. Açalım paravanı. Açalım Saadetçim, heyecanlı. Çak bir selam canım bak sana. Tekrar hoş geldin Saadet. Hoş bulduk. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz utangaçsın herhalde sen. Evet, ben öyleyim. Bir de heyecan var. Yol yorgunuyum. Ha, Eskişehir'den geldin. Aynen. Olarak. Sizin için geldim. Ailene kocaman selamlarımı iletiyorum buradan. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Hoş geldin. Annemin de selamı var. Başım üstünde. Ben 23 yaşındayım Saadet ve biraz yaş farkı var aramızda gerçekten. Ondan dolayı kararım olumsuz. Kusura bakma. Önemli değil. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Uğur yerine geçiyor. Saadet isterse bizimle devam ediyor ama şimdilik arkadaşım yanına uğruyor. Devam edeyim. Tamam canım, hoş geldin. Vermem seni el.